Tonguç LGS Dershanesi sunar. Herkese merhabalar. LGS sayısalı bugün dersimize tanıyacağız. LGS sınavında yani 2023 LGS sınavında veya 2022'de iki tane oturum vardı. Sözel ve sayısal olarak iki tane oturum vardı. Ve bu iki oturumu ilk başta sözele giriyoruz. Sonrasında sayısal oturumuna giriyoruz. Peki bu oturumda yani sayısal oturumda hangi dersler çıkıyor? Beraber tanıyacağız. Hangi konular çıkıyor onlara beraber bakacağız. Hangi konulardan kaçar soru çıkıyor? Beraber bu konuları mükemmel bir şekilde anlamış olacağız. Şimdi hemen başlayalım. Bir kere LGS sayısalda matematik ve fen olmak üzere iki tane temel dersimiz var. Ve gerçekten de en zorlayıcı derslerimiz. Yani açtığımız zaman sayısal kitapçığımızı tak diye karşımıza ilk başta matematik bölümü çıkıyor ve 20 tane sorudan sorumluyuz. Ardından matematik bölümü bittikten sonra da 20 tane daha fen sorusu geliyor. Yani artık fenden sorular karşımıza geliyor ve buradaki soruları biz cevaplıyoruz. Ve bu toplam aslında 40 sorudan oluşan sınavı yani oturumu daha doğrusu 80 dakikada tamamlıyoruz. 20 tane soru 12 tane konudan geliyor bu arada matematikte. 20 tane soru 7 tane konudan geliyor ve birinci oturumun toplam süresi 75 dakikayken ikinci oturumun toplam süresi 80 dakika. Çünkü her bir soruya 2 dakika veriyorlar. Sayısal birazcık daha kasınç olduğu için. Normalde sözel bölümde açtığımız zaman dikkat edelim Türkçe karşımıza geliyor. Ardından işte inkılap tarihi geliyor. Ardından yani sosyal bilgiler dediğimiz din kültürü ahlak bilgisi geliyor. Ve ardından İngilizce geliyor. Şimdi her birine 1,5'ar dakika veriyorlar aslında sözel bölümde. Ama burada ise 2'şer dakika veriyorlar. Çünkü öyle bir matematik soruları geliyor ki şuradan da açıyorum mesela. Tak diye mesela bir sayfalık matematik soruları gördüğümüz gibi her birisi de akıl kullanmak gerçekten aklımızı çok ciddi vermek gerekiyor yapabilmemiz için. Dolayısıyla o yüzden 2'şer dakika veriyorlar diyoruz. Peki hemen devam ediyoruz. Hangi konulardan sorular geliyor? Bir kere buradan baktığımız zaman 12 tane matematik konumuz var. Birazcık zoomlayalım bunu. 12 tane matematik konumuz var. Ve LGS 2021 ve 2022'yi baz alıyoruz. Neden? Çünkü 2020'de sadece birinci dönem çıkmıştı. Neden 2023'ü almıyoruz? 2023 de oldu. 2023'te de sadece birinci dönem çıkmıştı. Dolayısıyla doğru dağılım yani eğer yine sadece birinci dönem konularında olmazsa ülkemizde bir felaket olup pandemi gibi deprem gibi Allah korusun. Ve bu şekilde aslında normalde bütün konulardan sorumluyuz. 12 tane konudan sorumluyuz. Peki nasıl çıkmıştı dağılımları? 2021'de ve 2022'de dağılımları teker teker inceledik. En fazla soru çıkan konuları listeledik burada gördüğümüz gibi. Dikkat edelim burada kareköklü ifadeler gerçekten parıldıyor. İnanılmaz 3-3 hiç sektirmiyor gerçekten de. Aynı zamanda doğrusal denklemlerde 4 tane soru çıkarak burada kendini gösteriyor gerçekten. Dolayısıyla bunlara dikkat edeceğiz. Peki biz gelelim 2024 LGS'de hangi konudan kaç tane soru çıkar? Hemen böyle birazcık daha zoom out yapalım. Bir kere LGS matematikte birinci dönem konuları var bir de ikinci dönem konuları var. Şimdi her zaman ama her zaman matematikte de fende de istisnasız her zaman birinci dönem konularından daha fazla sorarlar. Şimdi nasıl hemen göstereyim mesela şimdi çarpanlar ve katlardan bizim beklediğimiz soru tahmini iki tane soru gelmesini bekliyoruz. Yani çarpanlar ve katlar dediğimiz zaman LGS 2024'te iki tane soru gelmesini bekliyoruz. Üstlü ifadelere baktığımız zaman iki ya da üç tane soru gelmesini bekliyoruz. Kareköklü ifadelerden en fazla soru onlardan gelir. Hatta şöyle söyleyeyim. Kareköklü ifadeler diğer konuların içinde de gelir. Mesela olasılığın içinde de kareköklü ifade sorarlar. Dolayısıyla 3 veya 4 diyoruz. Bu gerçekten yıldızlı bir konu ve yeni bir konu. Yeni konuların yanına Y yazdık. Bak burada ilk defa hayatımızda göreceğimiz konular bunlar aslında. Olasılığı da ilk defa 8. sınıfta göreceğiz. Normalde biz 5'te ve 6'da üstlü ifadeleri görmüştük. Çarpanları ve katları da görmüştük aslında. Ama kareköklü ifadeleri hayatımızda ilk defa göreceğiz. Ve en fazla soru da ondan geliyor. Ve geldik veri analizine. Veri analizini her sınıfta gördük neredeyse. Buradan da 1 veya 2 tane soru bekliyoruz. LGS'de ama 1 tane gelmesi bütün konular gelirse daha olası. Olasılıktan da 1 tane soru bekliyoruz. Cebirsel ifadelerden de 2 veya 3 tane soru bekliyoruz diyorum. Buraya 3 yazıyorum. Gerçekten önemli bir konu. Diğer konuları da kapsadığı için. Dolayısıyla LGS konu soru dağılımında birinci dönemin ağırlığı nedir desek 60 veya 70. Yani neredeyse normalde hani birinci dönemden ve ikinci dönemden iki tane eşit sorular gelir. Hani ikisi de 6 konu. 6 konu. Ama birinci dönem daha önemli konular var. Daha temel konular var. Dolayısıyla bunları daha fazla sorguluyorlar. Geldik doğrusal denklemlere. Doğrusal denklemler çok temel. X'i bulmak, işte X'in değerini tahmin etmek, denklem çözümü. Bundan minimum 3 tane soru gelmesini bekliyoruz. Eşitsizliklerden 1 tane, üçgenlerden
2 tane, eşlik ve benzerlikten 1 tane, dönüşüm geometrisinden bazen hiç gelmiyor, bazen bir tane geliyor. Geometrik isimlerden de bazen hiç gelmiyor, bazen bir tane geliyor. Onu da söylemek istiyorum. Ve buradaki yeni konularımıza eşlik ve benzerlik, dönüşüm geometrisi ve eşitsizlikler diyebiliriz. Ve buradaki dağılımda 30 veya maksimum 40 geliyor. Hiçbir zaman 50-50 olmuyor. Yani her zaman birinci dönem konularından daha fazla geliyor diyebiliriz. Fen'e baktığımız zaman toplam 7 tane ünitemiz var. Bu 7 tane üniteden mevsimler ve iklim, DNA genetik kod, basınç, madde ve endüstri, basit makineler, enerji dönüşümleri ve çevre bilimi ve aynı zamanda elektrik yükleri ve elektrik enerjisi. Bu 7 tane ünitenin en değerlilerini söylemek istiyorum. Bir kere 2021-2022 hemen baktığımız zaman bundan 2 tane, bundan 1 tane gelmiş. Yani yaklaşık 2 veya 1 tane soru gelmesini bekliyoruz. DNA genetik kod inanılmaz önemli. Parıldıyor, zaten gözüküyor. 5-4. Aynı şekilde madde ve endüstri parıldıyor. Yani bunlar inanılmaz soru gelen üniteler, o yüzden parıldıyorlar gerçekten. Ve bu da eğer sadece birinci dönem konularında olmazsa en fazla soru gelen ünitelerden bir tanesi diyebiliriz. Peki geldik hemen, acaba 2024'te nasıl gelir? Bir kere bunlar yepyeni konular. Yani ilk defa görüyoruz bu konuları. Ama temellerini zaten güneş sistemi ötesinde atmıştık. Veya basıncın temellerini eskiden kuvvet konusunda atmıştık. Temelleri olan konular aslında bunlar. Ve mevsimler ve iklimden biz 2 ya da 3 tane soru gelmesini bekliyoruz. DNA genetik koda baktığımız zaman 4 ya da 5 tane soru gelmesi bekliyoruz. Çünkü inanılmaz yıldızlı bir konu. Basınca baktığımız zaman 2 ya da 3 tane konu gelmesi bekliyoruz. Madde ve endüstri, bak burada şöyle bir şey var aslında. Madde ve endüstrinin yarısını ilk dönemde, yarısını ikinci dönemde işliyoruz. Dolayısıyla 7 ünitenin 3,5'unu burada, 3,5'unu diğer dönemde işliyoruz. Ama biz buraya 4'ü, buraya madde ve endüstriyi buraya yazdık. Yani 1. döneme yazdık. Buradan da 4 ya da 5 soru gelmesini bekliyoruz. Tabii ağırlık olarak bu daha fazla gözüküyor ama birinci dönem ve ikinci dönem eşit aslında, eşite yakın aslında burada. %60. Geriye kalan ikinci dönem konuları da %40 diyebiliriz. Çünkü madde ve endüstri aslında burada da var diyoruz. Dolayısıyla basit makinelere baktığımız zaman 1 ya da 2 soru, bazen 3 soru da gelebiliyor. Hatta şöyle şunları da böyle kesik kesik yazayım. Enerji dönüşümleri, çevre bilimlerine baktığımız zaman 3 ya da 4 tane soru gelmesi bekliyoruz. Çünkü en son işlenen ünitelerden bir tanesi ve gerçekten Milli Eğitim Bakanlığı önem veriyor. Ve elektrik yüklerine baktığımız zaman da 1 ya da 2 tane soru gelmesini bekliyoruz. Bunlar da yepyeni konular, basit makineler ve elektrik konusu diyebiliriz. Dolayısıyla süper bir şekilde 2024'te neler gelebileceğine baktık. 2023 bizim için referans aslında, soruları çok güzel ama sadece birinci dönem konularında olduğu için konu soru dağılımı açısından mantıklı değil aslında, ama sorularını çok iyi anlamamız, çok iyi bilmemiz gerekiyor ki gelecek sene de buna benzer sorular çıkıyor. Her zaman çıkmış sorular bizim için çok önemli bir referans. Ve biz ne yapıyoruz? Tabii ki şu anda 0'dan 8'e hazırlık kampımızı yapıyoruz. 0'dan konulara girişiyoruz. Gördüğünüz gibi gün gün ilerleyen programımızda da 0'dan 8'e hazırlık setimizi kullanıyoruz. Herkes lütfen bu seti edinsin ve 0'dan konulara başlangıç yapıyoruz beraber. Hadi bakalım o zaman süper bir şekilde ödüllü sorumuzu yapalım. Yorumlara yollayalım bakalım. Tonguç LGS Dershanesi sundu.